PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü, gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Abdullah Öcalan sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin Abdullah Öcalan 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Abdullah Öcalan'ın 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı. Bölücü terör örgütü, her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizme olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli, Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız. Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Abdullah Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir. Abdullah Öcalan, tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darwinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu, ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar.
İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar. Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir. PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.